Selamlar arkadaşlar. Haftanın ilk gününü pazartesi gününde tamamladık. Borsa İstanbul yine tarihi günlerinden birini yaşadı. 4338 maksimum 52 haftanın en yüksek değerini gördü bugün arkadaşlar. Fakat kapanış ufak bir düzeltmeyle 4329.63'ten kapattı. %2.67 gibi Cuma günkü gelirinin aynen devam etti arkadaşlar. Ve 5 günlük duruma baktığınız zaman da %8.08 BIST 100 değer kazandı. Bir ayda bakıyorum %20.87 değer kazanmış görünüyor. Evet, 2.67 değer kazandığı bu ortamda Borsa İstanbul'un bizim takip ettiğimiz portföyümüzde olan ve günlük olarak sizlere buradan bilgilerini vermiş olduğumuz hisselere bakalım. Bir inceleyelim onları, durum nedir görelim. Evet arkadaşlar, birinci hissemiz Hektaş. Hektaş Cuma günü az bir kayıpla kapatmıştı. Bugün ise %1.08 yukarıda olduğunu görüyoruz hissenin. BIST 100 kadar, yani borsa endeksi kadar kazanmasa da Hektaş hisse sahiplerine şu anda biraz, yani endeksi olan arkadaşları güven vermiştir. Bir endişe vardı, ufak bir endişe, ama bunun gereksiz olduğu da ortada. Çünkü Hektaş gibi hisseler artık oturmuş hisselerdir. Ve her yönüyle de zaten yatırımcısının sahip çıktığı hisseler bunlar. %1.08 bugün yukarıda kapattı arkadaşlar. Ve 5 günlük durumu da %3.33 gibi kazanç gözüküyor. Evet, ikinci hissemiz Sasa. Evet, Sasa Polyester Cuma gününü de güzel bir şekilde pozitif kapatmıştı. Fakat Cuma günü gelen ve kanalımıza da haberlerini yapmış olduğumuz Sasa üzerine gelen bu açığa satış ve kredi satışlarının üzerine, tedbirin üzerine emir paket tedbiri yatırımcıda bir endişeye yol açtı. Bu yüzden hisse, yani başlar başlamaz çok satışlarla, emirlerle devam etti. Ve gördüğünüz gibi saat 10'dan sonra ise hisse yükselmeye başladı arkadaşlar. Bir ara 150 liraya kadar çıktı arkadaşlar tekrar. 150 lirayı gördü bu Sasa hisseleri. Yani 52 haftanın en yüksek değerini de gördü bugün. Yani hep böyle korkuluyordu ya, Sasa çok düşecek, şudur budur olacak diye. Kesinlikle olmadı ve olmayacak da gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi 150 lira 10 kuruşu gördü bugün en fazla. Fakat sonra tekrar kar satışları gelmeye başladı ve günü de %1.39 eksi de 141.50 liradan kapattı. Çok önemli bir zarar sayılmaz. Dengeliyor şu anda hisse kendisini ve direnç temayüne, yani 134 lira daha çok var ve inanın Sasa bu kadar çok spekülasyon üzerine yapılmasına rağmen bir hisse senedinin hala ayakta ve dimdik ayakta duruyor arkadaşlar. Evet, Kontrolma Teknolojileri bugün yine %1.97 artıda kapattı arkadaşlar. Her ne kadar endeks değeri kadar kazanmasa da Kontrolmatik için iyi bir rakam. Bir ara eksideydi fakat sonra düzeltti. 5 günlük kazancı da böylece %24.08'e çıkmış oluyor Kontrolmatik'in. Evet, Yeotek arkadaşlar bugün 2.95 eksideydi. Endeks oranında para zıt bu anlamda kaybetti arkadaşlar. Eksi 1.9 değer kaybı var. Hisse açıldığında eksi de açıldı. Sonra tekrar 66 üzerini gördü. 66.35'lere kadar çıktı. Fakat satışlarla birlikte saat 13'e kadar hep eksideydi. 13'te biraz pozitif görse de sonra eksiyle kapattı. Şu anda 62.50 2.95 eksi de 5 günlük durumu ise 16.82 yeşildi arkadaşlar. Evet, gelelim Şişecam'a. Uzun süredir uyuyan şirket Şişecam. Başlar başlamaz pozitifle başladı. Zaten güne olumlu başladı. Ve 3.69 arkadaşlar yukarıda kapattı günü. Endeksten daha fazla gelir kazanıyor Şişecam 2 gündür. Özellikle Cuma ve Pazartesi olmak üzere. Ve Şişecam'ın arkadaşlar 35.10 görüyorsunuz. 52 haftanın en yüksek değeri ve gördüğü gün bugün arkadaşlar. Bugün 35.10'u gördü.
52 haftanın en yüksek derecesini, 5 günlük kazancı ise Şişecam'ın şu anda 4.74. Artık artıya doğru geçmeye başladı. Yatırımcısını mutlu ediyor Şişecam şu anda. Evet, gelelim bomba hissemize. Son 2 günün Ereğli hissesi. Tavan arkadaşlar. Ereğli tavanda başladı. Tavan biraz düştü bir ara. Düşme dediğim de yani tavandan düştü, sonra tekrar tavanda kapattı arkadaşlar. Ve Erdemir Ereğli bir 10 gün önce yapmış olduğumuz videoların tekrar izleyebilirsiniz. Oralarda dediğimiz gibi Ereğli artık yatırımcısını mutlu etmeye başlayacak. Ve mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü bütün grafikler hissenin çok düşük olduğunu gösteriyordu. Ve Cuma günü ve bugün özellikle Cuma günkü sabah vermiş olduğumuz bir haber vardı, hatırlarsınız. 550 milyon dolarlık yatırım karşılığında yıllık 250-300 milyon dolarlık Erdemir'in gelir elde edeceği haberi, yani o cevher haberi, bulunan hazine hisseyi tavan başlatmıştı. Bugün de tavan bitirdi. Aynı şekilde İsdemir'de, Kardemir'de tavana yakın değerlerde iyi sonuçlar aldılar bugün arkadaşlar. Yani çelikle ilgili bütün hisseler uyurken artık bir anda patlama yaşıyorlar şu anda. 5 günlük durumuna da baktığınız zaman da %22.80'lik bir kazanç görüyoruz Erdemir'de. Evet arkadaşlar, haftanın ilk günü pazartesi gününün takip etmiş olduğumuz hisselerle ilgili analizimizi yaptık. Analizden daha ziyade durumlarını belirttik. Zaten hisselerin genel manaları her gün konuşuyoruz. Erdemir'in için yarın özellikle çok önemli. Yarın da eğer tavanda ya da 6-7 gibi yüzde değerle devam ederse Erdemir 10 gün önceki vermiş olduğumuz grafikte olduğu gibi 45 bandına doğru ilerleyecektir arkadaşlar. Evet, lütfen arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Para Bilgi kanalında sunulan bilgiler sizin portföyünüze, yatırım sisteminize uymayabilir. Bu yüzden zarar edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok edersiniz. Bize destek olmak için istiyorsunuz, bazen soruyorsunuz sorularda. Yani bu abone olmak, videolarımızı beğenmek, yorum atmak bize bir destektir. Ayrıca katıl ve teşekkür butonlarımız da aktif durumda. Oralardan da bize üye olarak kanalımıza ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz. Bu arada üye olan arkadaşlara da şimdiden çok çok teşekkürler arkadaşlar. Olanlar var. Ve hepinize bol bol kazançlar diliyorum.